Evet değerli Agro TV izleyenleri gündem özel programımıza hoş geldiniz. Ben Sevda Allah çok kıymetli bir firma ile birlikte şimdi sıvı gübreleri konuşacağız. Ee, bor gübresi, sıvı Doğru. bor gübresini konuşacağız Doğru. ve karşımda Ekobor firmasından Samet Özbaylar var. Kendisi hem ziraat mühendisi hem de Ekobor teknik müdürü. Hoş geldiniz. Biraz koşturmalı bir e, bulduk, evet. seyahatten tarafa. sonra Doğru. Bursa'dan geldiniz. Bursa'dan geldim. Hoş geldiniz tekrar. Ee, şimdi biz bir Ekobor dinleyelim sizden. Sıvı bor gübresi ne demek? Onu biz e, biz izleyen izleyicilerimize ...bilirseniz anlatalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Buyurun. Ürünümüz 13 yıllık bir çalışmanın... ...sonucunda ortaya çıkmış bir karışım. İçerisinde sadece tabii ki... ...bor yer almıyor. Çinko, amino asit, organik madde, fosfor... ...ve nitrat azotu da ihtiva ediyor. Ama isminden de... ...anlaşılacağı üzere... mucizevi kısmı gerçekleştiren... ...bor elementi ve bizim... ...kendi geliştirmiş olduğumuz formülasyonla... ...bitki bünyesine de... %de5 ...birebir ihtiva edebiliyor... Piyasadaki diğer e, boru içerikli ürünler binde bir oranda bitki bünyesine giriş varken bizimki e, kendi formülasyonumuz e, nedeniyle %5'e yani 50 kat daha etkili bir ürün. Evet. İçerisindeki diğer e, mikrobesin elementleri de aynı e, bu formülasyonla e, çok e, az dozajlarda olmasına rağmen bitkinin birebir ihtiyaç duyduğu, Betin elementlerini e, içerisine bitkinin yerleştirebiliyoruz ve böylelikle e, tahsillerimizin maliyetini de düşürmüş oluyoruz. Özellikle siz zaten, e, biz hani takip ediyoruz, diğer programlarda da özellikle üstünde vurguladığınız, zaten e, ECOBOR'un ismi biraz da ekolojik, ekonomikten geliyor. Çünkü diğer evet. gübrelere karşı beş kat daha zaten hem ekonomik olduğunu biliyoruz, hem de çevreye ve insan sağlığına da asla zararlı olmadığını biliyoruz. Evet kesinlikle zaten ismimizin de başındaki ekonun açılımı budur. Siz doğru takip etmişsiniz. Evet. Ekolojik ve ekonomik. Yani biz hem çevre hem insan sağlığına, topraklarımıza karşı duyarlı olmakla birlikte ekonomik yani müstahsilimizin de bu işi sürdürülebilir hale getirebilmesi için biliyorsunuz ki maliyetini Elde etmeli bir kazanç elde etmeli ki bu işi devam ettirebilsin. ki Günümüz çağında en önemli şey sürdürülebilirlik. Yani bizim hem doğaya hem insan sağlığına hem çevre sağlığına hem de bu işi yapan emektarların kazanç sağlayacak şekilde sürdürülebilir hale getirmek için geliştirmiş olduğumuz bir ürün. Haklısınız. Hem dediğiniz gibi zaten bu tarımsal kuraklık, iklim krizi, iklim değişikliği, su krizi biz bütün bunların zirvelerinde yaptık Agro TV olarak. Ve ayrıca da şimdi bu yükselen kuru görüyoruz. Diğer sektörleri etkilediği gibi tarım sektörünü ve işte ham maddesi %90 Gübre işte evet, yurt dışından, dışından geliyor. geliyor. İşte bu dolayısıyla... kimyasal gübreler ben gelmeden önce de tekrar baktım. Üre gübresi 9500 lirayı geçmiş. E, DAP gübresi 7.850 lira, can gübresi 5.650 lira. Bunların üçünü kullandığınız takdirde zaten sizin örneğin bir buğdaydan örnek verecek olursak kilo maliyeti 4.500 TL'ye geliyor. Evet. 4.5 liraya geliyor kilo maliyeti. E, siz 4.5 lira maliyet harcayıp buğday yetiştirdikten sonra onu kaç paraya satacaksınız ki e, kazanç elde edeceksiniz. İşte bu noktada e, bizim ürünümüz e, devreye giriyor. Bir örneğin buğdayda e, 4 uygulama yaptırıyoruz biz. Toplam uygulamamız 1050 grama tekabül ediyor buğdayın üretim sezonu boyunca ve 4 uygulamanın maliyeti de 67 TL'ye geliyor dönümde. Bir daha söyleyin. 4 Söyle, uygulamamızın <laughs> maliyeti 67 TL'ye geliyor dönümde ve kimyasal hiçbir granül ve sıvı gübreye ihtiyaç duymaksın sadece bizim ürünümüzü kullanarak. Harika yani sizin söylediğiniz gibi maliyetler arasında uçurumlar var. Gübre evet. fiyatlarının da hele bu dönemde konuşuyoruz yani neredeyse zam üstüne zam gelmiş oldu. Evet Şu her gün geliyor. Her gün gelen zamlar. Biz var. kesinlikle o kadar do dolar ve euronun yükselmesine rağmen zam yapmadık. Peki e Ayrıca da zaten e, bor madeni de ülkemizin yerli ve milli bir değeri %7. %75 Türkiye'de bulunan bir maden. O yüzden de birçok e, dış ülke e, bize e, kurmuş olduğu tuzaklar oyunlar eee bundan kaynaklı. Çünkü geçmişte petroldü. Şimdi petrolün ömrü e, 50-60 yıla kadar düşünce geleceğin enerjisi bor olduğu için onun %75'i bizde bulunduğu için e, biz bunu kullanamayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar ki görüyorsunuz ki bor sadece enerji e, dezenfektan dışında tarım sektöründe de olmaz olmaz bir element. Biz de bu geliştirmiş olduğumuz formülasyonla e, az önce söylemiş olduğum gibi hı hı. 67 TL'ye e, varan bir e, sadece maliyetle e, buğday yetiştirebiliyorsunuz. Diğer saymış olduğum gübre fiyatlarını tekrarlamama gerek yok Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle evet yani bu söylemiş olduğunuz hem çiftçimizin de yanında olacak hem de dediğiniz gibi toprak yapısını e, koruyacağız. Çoraklaşmayı, verimsizleşmeyi Kesinlikle. bir yandan e, engellemiş olacağız. Şimdi görüyoruz arkada da sizin görüntülerini, sizin ürünlerinizle yetişen ürünleri de görüyoruz. Peki e, çiftçi uzak mı? Yani biliyor mu sıvı gübre kullanmayı? Çiftçi e, maalesef hep geleneksel yöntemlerine e, sadık kalıp hep onlarla devam ediyor Çünkü öyle görmüş evet. öyle devam ediyor atıyorum borda bulamacı göz taşı bile hala şu an bizim ülkemizde tamam. devam ediyor Bunlar 1800'lü yıllarda kullanılan e, yapılan uygulamalardı evet. ama Avrupa e, tamamen bu uygulamaları terk etti ama bu e, Avrupalı şirketler maalesef bizim ülkemizde terk etmiş oldukları uygulamaları e, cebimizdeki paraları alarak e, kullandırıyorlar kendileri kullanmadıkları bir uygulamayı biz niye kullanıyoruz. Ben e, tüm müstahsillerime sürekli bunu soruyorum. Evet. Yararlı olsaydı kendileri kullanırlardı. Kendileri terk ettiler. Biz niye hala bu e, çağ dışı e, teknolojiyle devam ediyoruz? Örneğin bir göz taşı bir borda bulamacıyla ağaçlarımızın niye bir stomalarını kapayıp nefes almasını engelliyoruz? E, bu granül gübreler de biliyorsunuz ki e, yani kimyasal gübreler toprağa atıldığında örneğin bir üre havayla temasında zaten %20'si havaya buharlaşıp gider. Ee, ve toprağa attığınızda PA uygun değilse, toprakta bir fiksasyon varsa bitki kökleriyle bunu alamaz. O yüzden en güzel e, gübreleme yöntemi yapraktan e, sıvı gübrelerle yapılır ve bizim gübremizin de çözücülü %5 olduğu için birebir bitki bünyesinin içerisine girer ve aynı zamanda toprak uygulamamızda da daha önceden toprakta kalan kimyasal kalıntıları metabolitlerini ayırır. Bitki bunları e, yeni gübre atılmışçasına kullanır. Emin olun ki bizim topraklarımızda o kadar çok kimyasal gübre kullanım var ki e, sadece onları çözerek 4-5 sene hiç gübre atmadan e, ürün yetiştiririz zaten bizim ürünümüzü. Evet, kesinlikle bu çok doğru bir cümle ama maalesef gerçekler bunlar. Peki biz ECOBOR'u nasıl kullanırız? E, toprakta nasıl çalışır? Ve hangi ürünlerde kullanılabiliriz? Evet. Meyvede, sebzede Hı -hı. ve diğer? Hangi bizim ürünümüz e, tüm meyve, sebze, tarla bitkileri ve süs bitkilerinde olmak üzere e, bütün segmentte e, kullanılabiliyor. İlk uygulamayı topraktan yapıyoruz. İçerisi içerisinde 45'lik de bir e, organik maddemiz mevcut. Bu yüzde 45'lik kendimiz az e, organik maddemizle toprakta e, yaşayan e, yararlı bakterilerin e, mikroorganizmaların çoğalmasını sağlarız. E, onunla birlikte ne kadar çok e, bakteri varsa bitki kökleri onlara ulaşmak için daha çok gelişir. E, süs bitkilerinden de bahsetmek istiyorum. Bizim ürünümüz birebir sprey formülasyonumuz da vardır ev hanımlarımız için kendimiz hazırladık. Evet onların Öyle. karıştırmasına evet, gerek evet. yok. Direkt onu evdeki bitkilerinize bile kullandığınızda 15-20 gün içerisinde değişimi gözlerinizle görebileceksiniz. Ve ben buradan hem bizim değerli ev hanımlarına hem oteller mesela yurt dışından çok turist alıyoruz. Ama ne yapıyoruz biz oradaki peyzaj, yeşil alanları, otellerde kimyasal gübreler kullanıyoruz. Peki evet. oradan gelen çocuklar o kimyasal gübreli bitkilere, çimenlere temas ettiğinde onların bünyesine girmiş oluyor. Evet. O yüzden ben buradan hem bizim belediyelerimize, yeşil alanlarda, parklarda bizim ürünümüzü kullanarak insan ve çevre sağlığını orada oynayan çocuklarımızın zarar görmemesini sağlamalarını buradan rica ediyorum. Evet, şimdi bu sıkça sorulan sorular kısmında da e, şimdi bu e, sıvı bor gübresiyle ilgili birçok soru sorulmuş. Onları yöneltelim. E, şimdi biz dedik ki e, %100 yerli ve organik sıvı bor gübresi ve bununla yetiştirilen meyveler, sebzeler de organik olmuş oluyor. Hem toprağımızın organik maddesini arttırmış oluyoruz hem toprağımıza kimyasal girmemiş oluyor. E, hiçbir şekilde kimyasal ve yani zararlı kimyasal ve e, zehirli bizim ürünümüzün içerisinde Yok. kesinlikle en küçük e, bir kimyasal madde zararlı madde yoktur. Daha önce söylediğim gibi içerisinde sadece bitkinin e, ana besin element maddeleri bulunmakta. Bizim organik maddemiz ve e, 13 yıllık bir çalışmanın sonucu geliştirmiş olduğumuz formülasyon şeklimizle birebir bitki bünyesine e, ihtiva eder ve burada da bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu dönemlerde ee, söylemiş olduğumuz uygulamalarla e, hem maliyetini de düşürerek, hem çevreyi ve insan sağlığını koruyarak, %100 e, organik bir tarım yapabilirsiniz. Çünkü bizim ürünümüzün organik sertifikası da mevcuttur. Organik tarım e, yapan e, üreticiler gönül rahatlığıyla kullanabilir. İracat yapan e, üreticiler, firmalar e, gönül rahatlığıyla ürünlerini yurt dışında bir e, geri dönme kalıntıdan dolayı geri dönme sıkıntısı yaşamadan e, gönderebilirler. Bırakın kalıntı, bırakın Bu değil, kimyasal e, çok... bulundurmayı, borun çözücülük özelliğinden dolayı mevcut bitkinin üzerinde bulunan kimyasal maddeleri metabolitlerine ayırdığı Çöz, tespit çözüyorum. edildi. Evet. Sessize alalım telefonumuzu. Olur böyle. Ee, biz onu geçen yine bir firmaya gittik. Bir laboratuvar firmasına gittik çekimlerimizde. Ee, o kadar çok dikkat ediliyor ki bu kalıntıya ve o kadar büyük zararlara uğruyor ki ihracat yapan firmalar. Evet. Ee, kalıntıdan dolayı geri dönen birçok ürün var, mahsul var. Maalesef e, bu anlamda da çok önemli diye Zaten bizim olalım. ürünümüzü başından sonuna kullandığınızda kalıntı diye bir problem yok çünkü içerisinde e, kimyasal, kimyasal madde yok. yok. Ama şöyle de bir şey var. Bizim ürünümüz dışında kimyasal siz kullanmışsanız bile ürününüzü evet son tüketiciye gitmeden önce bizim ürünümüzle yıkarsanız üzerindeki kalıntıyı metabolitlerine ayırır. Ayrıca raf ömrünü de bir hafta 10 <laughs> gün daha uzatır. <laughs> evet onu soracaktım. Şimdi raf ömrü de çok önemli olduğu için ihracatta dolayısıyla raf ömrünü de uzatmış oluyorsunuz çünkü kimyasal bulunmuyor o da ayrı bir mekanizma mesela portakalın çürümesine neden olan üstündeki nitrattır bizim ürünümüz nitratı parçalarına ayırdığı için e, portakalın e, çürümesi yine doğal yollarla engelleniyor. Yani ha sanki şimdi bir e, bunun nasıl raf ömrünü uzatıyor ya evet, kimyasal acaba bir kimya nasıl evet bu? onu söylemek istedim siz de iyi bir noktaya değindiniz evet, evet. oradaki mesela örneğin portakaldan verecek olursak üstündeki nitratı parçalarına ayırdığından dolayı oradaki bozulmaya neden olan e, madde parçalarına ayrılınca bozulmada 1 hafta 10 gün uzuyor. Biz bunu marulda portakalda, limonda ve en has bitkilerden biri olan ağı denedik. Birebir 10 gün, 15 güne varan uygulanmış olanla uygulanmamış olan arasında fark çıktı. Ve biliyorsunuz ki Avrupa'da bir marulun raf ömrünü 2 gün, 3 gün uzatabilmek için bile milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Evet. Hani bu ürün her açısından bakıldığında hem organik tarıma, hem ihracatçılara, hem süpermarket ve yurt dışına yine mal gönderen firmalar için bulunmaz bir nimet konumunda. Kesin kesinlikle yine geçen bir köşe yazısında diyor ki yani Kanada'nın bir kasabasında, köyünde toplanıyor o üzüm. 15 gün sonra kim bilir işte hangi aşamalardan, nerelerden, hangi yollardan geldi ama biz işte markette çıtır çıtır hala onu yiyebiliyoruz. İşte kullanılan maalesef kimyasallar. Yani maalesef. İlaçlar. Peki gübrede, normal gübrede ve sıvı gübrede de en önemli şey, uygulamalardan bir tanesi aslında doğru zamanda doğru dozda uygulama diye bunu her zaman söylüyoruz. Kesinlikle. Ee, sizde de aynı şekilde evet, doğru dozda Evet bizim ürünümüz çıkıyor. %5 çözünürlüğe sahip olduğu için fazla katalogta yer alan dozajın üstüne çıkıldığında ve söylemiş olduğumuz periyot kısaltılmaya kalktığında tabii ki yakıcı fitotoksik etkiye neden olur. O yüzden özellikle biz üreticilerimize katalogta yer alan değer ve dönemlere birebir uyumalarını harfiyen uyumalarını tembiliyoruz. Çünkü bizim üreticimiz e, yarar gördü mü? E, zaten fiyatı da uygun. Evet e, bir ölçekte daha benden çok, daha olsun, evet iki ölçekte benden olsun gibi düşünürse orada yanlış yaparlar. Evet. Çünkü e, çok etkili diğer piyasadakilerin 50 kat e, etkili bir ürünü olduğu için burada yer alan e, dozajlara uydukları takdirde hem maliyetlerini düşürürler hem de eee Güzel bir üretim gerçekleştirmiş olurlar. Peki, e, şimdi meyvede dedik, sebzede, tarla bitkilerinde ve hatta süs bitkilerinde de kullanılıyor EcoWall dedik. E, uygulamasını bize böyle bir reçete gibi verecek olursanız, e, örneğin e, hangi dönemlerde kaç doz uygulama? Örneğin şu an e, ele alalım, hangi bitkiye alalım? Şu an e, işte dönemimizde zeytin önemli. ağaçları var. Zeytin meyveden ağaç. girelim. Evet. Tamam. Zeytin asadı tamamlandığında e, bizim ürün kullanılmaya başlanıyor. Örneğin e, kış bakımı olarak kullanıyoruz bunu. Aynı zamanda gübreleme de yapıyoruz. Ama daha e, bizim ürün haricinde ne kullanılıyor? Bordo bulamacı ve göz taşı. Bunlar evet. da ne yapıyor? Bitkinin stomalarını yani nefes alma organlarını e, tıkadığı için siz hastalıktan e, koruduğunu zannederken aynı zamanda bitkinin nef nefes almasını engelleyerek zarar vermiş oluyorsunuz. Bizim ürünün e, sadece gübre olarak da düşünmeyin. Şimdi bunu anlatırken onu da söyleyeyim size de. Tamam. Ee, zararlı patojenlerin bitki bünyesine enfekte olmasını önleyen bir koruyucu bariyer tabaka oluşturuyor. Sessiz alalım olmasa Samet Bey. Misferle evet, arıyor. Evet, ısrarla arıyor arkadaş. arkadaş. <laughs> Çamurlukta. Olmasa sessize alalım devam edelim. Bunu verir misiniz arkadaş? Tamam şöyle alalım. Şöyle hemen verelim. Sessize de aldım. Şöyle uzatalım. Siz zeytini anlatmaya evet, devam zeytinde edebilirsiniz. Zeytinde koruyucu bariyer e, tabaka e, oluşturmasıyla e, birlikte e, bitki bünyesine e, patojenlerin e, enfekte olmasını önlüyor. Ve e, repellant özelliği de vardır bizim ürünün. Zararlı böcekleri kokusuyla e, uzak tutar. Kendinden e, dokunmasını, bulaşmasını engeller. Diğer bizim e, mantığımızda kesinlikle e, hiçbir zararlıyı öldürmek yok e, zararlı böcekleri uzak tutuyoruz, e, patojenlerin de enfekte olmasını e, önlüyoruz. E, bu şekilde e, yine doğaya ve çevreye e, birebir e, duyarlı bir şekilde e, üretim gerçekleştiriyoruz. E, bizim e, ürün aynı zamanda e, bu uygulamayla birlikte bitkiyi e, yeni üretim sezonunda e, verime yatırır. Yani bitki kış uykusuna geçer. Şöyle örnek vereyim. yani Bir arabanın e, rolantide çalıştığında da mazot yakıyordur, benzin yakıyordur. Bizim e, ağaçlarımız da öyledir. Kış e, bakımını yapmazsanız o yine bir az da olsa enerjisini yani tüketerek... %100 uyumaz ama... Evet %100 uyumaz ama e, enerji tüketerek bir sonraki Hı -hı. sezonki veriminden yer. Yani Hı -hı. Bizim ürünü kullandığınızda bitki kendini e, yeni sezona hazırlar. Mart ayında da budamadan sonra tekrar uyguladığınızda... ...ama o budama yerlerinden patojenlerin bulaşmasını engellemekle birlikte... Çinko ve fosfor etkisiyle daha çok çiçek açımı, daha çok meyve tutumu ve bunların olgunlaşmasında rol alır. Üçüncü uygulamamızı çiçek dökülüp meyve görüldükten sonra yapıyoruz. Son uygulamamız da bu uygulamadan 20 gün sonra. Evet. Bu dört uygulamayla başka hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanmaksızın Üretim gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi onu da soracağım. Mesela bordo bulamacı dediniz Hı -hı. ve diğer mavi ta ta göz taşı göz taşı uygulaması dediniz. Peki başka gübre ve ilaçlarla kullanılabilir mi? Bizim ya da kullan evet ürünümüzün mi e, Yok, aslında mi? diğer ürünlerde e, ihtiyaç duymadığını hani başında da söylemiştim. Zaten bu e, maliyetlerin artmış olduğu noktada. E, hala başka bir e, ürün kullanarak da e, yapmanın da bir mantığı bir yok. De gerek evet ekstra yok. bir maliyete de e, gerek yok. Ama şöyle bir şey var. E, karışılabilir mi? Bakır hariç e, diğer tüm e, ilaç ve gübrelerle karışabilir. Sadece hı. bakırla karışmaz. Hı hı. Bakırla e, karıştığında e, etkisi e, bozulur. Mekanizması e, yerine gelmez. Hı hı. O yüzden e, bakır hariç tüm e, ürünlerle karışabilir. Ama tek başına baştan sona e, yeterli olan bir ürün varken... Niye başka e, ürünlerle karıştırıp hem maliyetimizi hem doğayı hem topraklarımızı hem de insan sağlığını e, biliyorsunuz ki kalıntıdan dolayı hayatını e, kaybedenler, e, yoğun bakıma evet. e, girenler. bir 2 ay önceydi 9 yaşında bir kız çocuğu e, nar yiyip üstündeki kalıntıdan dolayı hayatını kaybetmişti. Evet. O yüzden hiç gerek yok diyorum. Biz de e, bu %75'i bizde bulunan bor elen elementimizle, Güzel bir şekilde üretimimizi, maliyetimizi düşürerek gerçekleştirelim. Bize zehir satan Avrupalı, kendileri kullanmayan Avrupalı ülkelerin oyununa gelmeyelim diyor. Kesinlikle çok haklısınız Samet Bey. Zaten dediniz ki bizim baştaki mottomuz hem ekolojik, olarak hem ekonomik e, hem de ekonomik olarak çiftçinin yanında olmak e, sağlamak ama dediğiniz gibi bir yandan bizim işte çiftçimiz de e, o verimi kaliteyi görünce e, gübre vermeyi çok sever. E, maalesef Onu bunu da e, şöyle de, söyleyeyim bunu bu da e, galiba hani lafı kesiyorum ama biraz da aslında e, EkoBorun işte satış teknik ekibinden sahada ne, nasıl ulaşıyorsunuz çiftçiye? Onlara doğru bilgiyi nasıl aktarıyorsunuz? Onların yanında nasıl varsınız? Hı hı. Aradıklarında size hemen ulaşabiliyorlar mı gibi biraz bunları belki konuşabiliriz. Evet biz e, tabii elimizden geldiğince e, tüm Türkiye geneli bütün müstahsillerimize, üreticilerimize e, 7/24 hizmet vermeye e, gayret gösteriyoruz. Tabii bizim e, o noktada şunu da söyleyeyim. Sadece bu ürünümüz yok. Mesela e, 7-8 ay sonra bizim yabancı otlara karşı yine bor içerikli hiçbir kimyasal bulunmayan ürünümüz de piyasaya çıkacak. Güzel. Bir yandan onun da çalışmasını Güzel. yapıyoruz evet. ve onun dışında da bir 7-8 kalem yine bor içerikli yeni ürünlerimiz var. Bir aynı zamanda ARGE geliştirme ve bunların tanıtımıyla zaman harcıyoruz. Bu noktada işte tüm müstahsillerimize bizim ürünümüzü bulaştırmak adına... ...aynı bizim gibi yerli ve milli duygu düşünce içerisinde yer alan... İş ortaklarımıza, bayilerimize ihtiyacımız oluyor. Çünkü onlar her bölgede, tüm köylerde, ilçelerde müstahsillere ulaşabilmek adına biz perakende satış tarzı pek düşünmüyoruz. Bizim ana felsefemiz hem yeni ürünler geliştirip onları piyasaya sunmak, tanıtımını geliştirmek. Duyurulmasını sağlamak diye. Ama bayi olarak, bayilikler vererek bayilikler vererek, vererek tüm müstahsillere satışını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada da aynı bizim gibi yerli ve milli duygu düşünce içerisinde yer alan girişimci, gelişimci, çalışkan iş ortaklarıyla hareket ediyoruz. Bu noktada da bizimle birlikte hareket etmeyen, hareket etmek isteyen, bayilerimize e, duyurulur. duyurulur. Buradan bizi izlerler. Telefon numaraları var zaten. Sosyal medyalardan da ulaşabilirler. Evet bize ulaşabilirlerse e, çalışmak 83 milyonun tamamına e, ürünümüzü hem ulaştırırız hem de yeni versiyonlarını, yeni modellerini çıkarmaya devam ederiz Hayır, diyor. Bir yandan da aslında doğru gübreleme nasıl toprak hazırlığından işlemesine kadar gübrelemesine kadar bir ürünün doğru bakım ve beslemesi. Çünkü e, bitki beslemenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bitki koruma, bitki besleme de, bunu, bunu da öğrenmiş oluruz aslında yani Tabii teknik ki. ekiple, ziraat mühendisleri. Biz zaten bayilerimize de şey, destek veriyoruz. Sürekli kendilerinin yanına gidip onların... Sadece hani ürün verdik, hayır, işte bunu hayır, alın böyle kullanın hayır. gibi bir şey Bizim değil. Hayır, hayır. Bizim zaten yani. amacımız o değil. Tamamen doğru bir şekilde müstahsile bunu en hızlı bir şekilde ulaştırmak. Ama biliyoruz ki 83 milyon tamamına biz bunu ulaştırmaya e, tek tek kalktığımızda bir defa yeni ürünlerimizin e, argesi sekteye e, uğruyor, tanıtımı sekteye uğruyor. Bu yüzden biz de aynı mantalitede olmazsa zaten kimseye bayilik vermiyoruz. Bir kere onların e, bakışlarında, onların gözlerinde o enerjiyi bizdeki heyecanlı coşkuyu görmemiz bir gerekiyor. Bir kere o çevri, çevreyi, tarımı, toprağı. Sevmesi, isimleri, sevmesi aynı bizim gibi duyarlı koyması. olması, bu noktada hareket e, etmesi e, isteniyor. Ondan sonra 7-24 yine onlara da destek ve eğitim vermeye devam ediyoruz. Şimdi az önce dediniz ki e, Samet Bey yabancı otla ilgili de mücadeleye başlayacağız ve bu, bunun da içeriği bor olacak dediniz. Evet 6-7 ay kaldı onun e, çıkması. Şimdi sorulardan bir tanesi de yine e, diyor ki ekobor bitkilere zarla böceklerden korunmu. Dolayısıyla bu çalışmayla birlikte de e, hem sıvı gübrenin hem de yabancı ot mücadelesinin e, böceklerden Evet, şöyle anlatayım ben size. Şimdi bizim ürünün repellant etki yani itici, uzaklaştırıcı anlamına gelir. Kokusundan dolayı zararlı böcekler bu bir bizim ürünün uygulandığı bitkiye geldiği an geri kaçar repellant etki buna denir. O yüzden zararlı böcekleri öldürmeden zaten bizim ekobor isimli ürünümüzle bunu gerçekleştirebiliyoruz. bakteri ve funguslara karşı da koruyucu bariyer tabaka oluşturmamızla onların enfekte olmasını önlüyoruz. Geriye ne kaldı? Sadece yabancı ot mücadelesi yani istenmeyen ot. Bunları içinde herbisitler kullanılır, e, kimyasal içerirler. E bunlar da haliyle toprağa ve bitkiye zarar verirler. Topraktaki yaşayan zararlı, yararlı mikroorganizmaları öldürürler. Onların yaşam alanlarında da e, birikirler. Ama bizim piyasaya çıkaracak olduğumuz e, ot çıkışını önleyen e, bor içerikli ürünümüzle hem toprağın e, organik yapısını düzelteceğiz çünkü içerisinde organik madde de bulunacak hem de e, bu istenmeyen otların çıkışını önleyeceğiz harika bu da çok yeni bir çığır açan ürünümüz olacak. olacak. Çok son aşamada o artık. O da kısmetse yaza piyasada olacak ve onun dışında bir 7-8 tane daha bor içerikli yeni çalışması devam eden ürünlerimiz var. Şimdi biz burada Agro TV olarak bitki filozof programımız var. Pancar şekeri programımız var ve çokça burada meyve sebze ve bitki korumayı konuşuyoruz. Özellikle pancar şekerinde biz burada neredeyse bir yıl boyunca pancar şekerinde Şeker pancarında bor kullanımının ne kadar önemli olduğunu bahsettik. Bu diğer sebze meyvelerde de bugün görüyoruz ki öyleymiş. Bor, bakır, bakır kullanımı ve yanında bor kullanımının da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tabi şimdi bor öyleymiş. zaten hem Tozlanma hem polen kalitesi hem polen tüpü gelişimi, meyve tutumu Hı -hı. ve dezenfektan ve koruyucu özelliğinden dolayı birçok noktada faaliyet gösteren bir element. Hı -hı. Ama burun girişi bitki bünyesine zordur. Çünkü moleküler yapısı nedeniyle iri olmasından dolayı bitki içerisine, bitki hücresine giriş yapamaz. Burada bizim geliştirmiş olduğumuz formülasyon devreye giriyor. O büyük yapılı bor elementini birebir bitki bünyesinin içine girişini sağlıyor. Ve borun dışındaki çinko, fosfor, aminasit ve nitrat azotu da var bizim ürünün içerisinde. Bunlar da aynı formülasyonla birebir bitki içerisine giriyor. Siz şimdi toprakta kimyasal gübre bitkide uygularken bu verdiğiniz birçok etmenden dolayı bitki tarafından alınamıyor. O yüzden hem paranız e, boşa gidiyor hem de e, güzelim topraklarımızı kirletmiş Bilmiyorum. oluyoruz. Ki bu kimyasal gübre ve kimyasal ilaçların geçmişine baktığınızda 250 yıllık bir ömrü vardır bunların. Daha önce yoktu. E, 250 yıl önce dünyada bitki yetişmiyor muydu? İnsanlar ne yiyordu ne içiyordu? Yine yetişiyordu ama doğal yollarla yetişiyordu. Evet. Biz ne yaptık? 250 yıl öncesi başlayan bu kimyasal uygulamalarla maalesef doğamızı, toprağımızı kirlettik. Şu anda artık doğa da toprak da kusma noktasına geldiği için görüyorsunuz ki çevremizde artık doğa bizden resmen e, hak ettiğimizi veriyor diyebilirim. Evet. İşte bu noktada bizim artık insanoğlu sürdürülebilirlik adına 250 yıl öncesine dönmek zorunda kaldı. Bak dönmek istiyor demiyorum, dönmek zorunda, zorunda kaldı. Evet, i̇şte zorunda. bu noktada bizim ürünümüz de bir nevi e, yol gösterici, bir, bir nevi el feneri görevi e, görecek e, bütün e, üreticilerimiz için. Umuyoruz ki e, öyle olur. E, dediniz ki zaten 13 yıllık bir çalışma bu. Evet. E, üstüne de gitgide e, koyuyor Ecobor firması. E, yeni e, lansman ürününü de buradan e, söyledik. Dedik evet ona ki, da e, değinmiş ona olduk. Ona da değindik. Onu da haberini müjdesini vermiş olduk. Bir de bu e, damlama sulama ve yağmurlama sulamada ne kadar kullanmalıyım? Şimdi şöyle ne yapabiliriz. Ee, biz ilk uygulamamızı toprağın tamamına e, teşkil etsin diye Holderle, e, pulvarizatörle atılmaz istiyoruz. Hem toprak hem yapraktan da uygulanabiliyor. Uygulanabiliyor e? evet. Hı -hı. İlk uygulamamızı topraktan yapıyoruz. E, taralla boşta, fideyi dikmeden, tohumu ekmeden önce. Hı -hı. Onun da nedeni toprağın tamamına gelsin, oradaki e, yararlı Hı -hı. mikroorganizma sayısı artsın ve daha önceden kimyasal gübre kalıntılarını da metabolitlerine ayırsın diye. Ama bunun üstüne e, damlamadan da yapılabilir. Hani bu uygulamayı ya ama o zaman ne olur? Sadece damlamadan uygulamış olduğunuz kök bölgesine ittiva eder. Bu defa karı karaları boş kalır. Oralara da gelmeyince tam bir toprak sağlığı bakımından yararlı olmaz. Evet. O yüzden ben ilk uygulamayı ekmeden ve fideyi dikmeden önce boş toprağı güzelce uygulayalım diyorum. Ondan sonraki uygulamayı yine siz damlamadan yapın. Ama ilk uygulamayı muhakkak toprağa boş bir toprağa uygulayıp toprak sağlığını, toprağın organik yapısını iyileştirmekle birlikte pH'ı da dengeleyici özelliği vardır ürünün. Biliyorsunuz ülke toprakları 7.5-8'lerde pH, pH da yüksek olduğu zaman bitki besin elementlerini bitki kökleriyle alamıyor. Çünkü denge sağlanamıyor yani oradaki giriş. Bizim ürünümüz görecekler ki kısa bir süre sonra pH'yi ölçtüklerinde 5,5'a düşmüş olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Çok teşekkür ediyoruz Samet Bey. Yönetmenim de uyardı. Artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kırmadığınız tabursalardan geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Samet Özbaylar, ekobor Teknik Müdürü aynı zamanda ziraat mühendisi. Umuyorum ki sahalarda da böyle hassas zamanlarında da buluşur güzel programlar yaparız. Vallahi Bugün biz, evet da, evet sahalarda e, da olma isteriz gerçekten. Çünkü çiftçi onu gördüğü zaman, evet. e, daha birebir gözüyle gördüğü zaman uygulamayı, kaliteyi, verimi. Zaten dolayısıyla, e, çok da e, ekonomik boyutu tabii ki onun cebine e, fayda sağlayan bir şey ama e, kaliteyi bulduğu zaman, verimi bulduğu zaman kesinlikle sevmişiz. Ben kesin zaten kesin bizim bıraktım. sağ uygulamalarını birebir görün diye hem çiftçilerimiz de görsün diye gönderdim. Ee, onlar bizim birebir gerçekleştirilmiş aslında, evet. olduğumuz e, uygulamalar. Onun buradan yüzündeki da, o heyecanı, mutluluğu e, görüyoruz evet, zaten üreticilerime ayrıca da. sesleniyorum. 724-0552-645-9707 e, numaramızla e, www.ekobor.com.tr e, adresimizden e, bize ulaşsınlar. E, biz e, dertlerine e, derman olalım. Hatta buradan e, dün akşam e, Edirne'den, Erdoğan Güneş abimle konuşuyordum. O da e, buğday ekecek Kendisiyle maliyetleri değerlendiriyorduk. Bizim ürünümüzden aldı ama tamamında kullanıp kullanmama noktasında e, acaba var, diyordu. Değil? Ona da buradan selamlar. Gönül rahatlığıyla bütün arazilerinde kullanabilirsin Erdoğan abi. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Bu samimiyetle, özveriyle umuyorum ki bu heyecanınız, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hiç bitmez diyoruz. Biz de İnşallah. bu şekilde buradan ekranda. çok teşekkür Bunu ederiz. Bunu anlatmış oluruz. Çok teşekkürler Samet Bey. Sağ olun. Evet değerli Agro TV izleyenleri Ekobor firmasından Samet Özbaylar'la birlikteydik ve kendisiyle sıvı bor gübresinin kullanımını ve detaylarını konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.